Efendim merhabalar, hoş geldiniz Habertürk'e. Ben Duygu Kaya. Bugün 20 Mayıs Cumartesi, saatler 18'i gösteriyor. Habertürk hafta sonu ana haberden merhabalar. Şimdi başlıklarımız var. Bültenimiz içinde neler göreceğiz? Onlara dilerseniz hep birlikte bir bakalım. Efendim ilkinde Cumhurbaşkanı seçimi, ikinci tur seçimleri için artık geri sayım başladı. Son 8 güne girildi. Peki Türkiye'nin ve dünyanın gündeminde neler var dediğimizde şöyle 3 madde sıraladık. İkinci tur seçimleri için 8 gün kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesindeydi. 14 Mayıs için teşekkür etti. 28 Mayıs için oy istedi. Bu arada seçimin ikinci turu için ilk oylar da sandığa atılmaya başlandı. Gümrük kapılarında ve yurt dışı temsilciliklerinde yoğun bir katılım var. Bakacağız. İkinci maddeye geçelim. Efendim Japonya'da bir zirve var. G7 zirvesi. ABD Başkanı Biden'da binlerce insanın ölümüne neden olan atom bombasının atıldığı Hiroşima'da nasıl karşılandı diye bakacağız. Neler konuşuluyor diye bakacağız. Ve son maddemiz Türk Halk Müziği'nin unutulmaz isimlerinden Nuri Sesi Güzel, 86 yaşında hayata veda etti. Evet, başlıklarımız böyle. Hepsine bültenimiz içinde bakacağız. Peki ilk haberimiz ne? Elbette ki gündemimiz seçim. Cumhurbaşkanı seçiminin 28 Mayıs Pazar günü yapılacak ikinci tur oylaması için yurtdışı temsilcilikler ve gümrük kapılarında oy verme işlemi başladı. Sandık başına erkenden gelen kurul üyeleri yeminlerini etti, sandıkları mühürledi. 28 Mayıs'a kadar yurtdışı seçmen kaydı bulunan vatandaşlar oylarını kullanabilecek. Sevindim. İki defa kullanmak, iyi ki kullanabildik yani. Girerken burada kullanmıştım. 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimi için takvim işlemeye başladı. 40'ın üzerindeki gümrük kapılarında oy kullanma işlemleri devam ediyor. Yurt dışına kayıtlı seçmenlerin oy kullanabildiği gümrük kapılarında sandık kurulu sabah saatlerinde yeminlerini ederek görevlerine başladı. Türkiye Cumhurbaşkanı seçmek için ikinci kez sandığa gidiyor. İstanbul Havalimanı'nda da sandıklar kuruldu. Yurt dışı seçmen nüfusuna bağlı seçmenler bu sandıklarda oylarını kullanıyor. Seçmenler seyahatleri öncesinde sandıkların yolunu tuttu. Mutluyuz, umutluyuz. Yine burada kullandım. Evet, Zürih'ten geliyorum. İnşallah sorunsuz, sıkıntısız bir şekilde sonuca ulaşır. Hayırlısı olur ülke için. Sabiha'da tam denk geldi. Yurt dışından gelmiştim. Tayland'dan. Orada kullandım. İkincisi de buradan nasip oldu. Oy kullanmadan ayrılmak istemedim ülkeden. Hakkımı kullanmak istedim. Şimdi seyahatim vardı. O yüzden burada kullanmayı tercih ettim. Ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum öncelikle. Bakalım bu seçimin sonucunu göreceğiz. Şimdi Türkiye aktarmalı başka bir yere gittiğimiz için gümrük kapısında kullanıyoruz. Biraz daha erkenden gelmiştik aslında kalabalık olur diye ama gerek kalmadı. Gayet çok sayıda sandık var burada. Kara ve deniz gümrük kapılarında da seçmenler kimlikleri veya pasaportları ile gelerek oylarını kullandı. Yüksek Seçim Kurulu aynı zamanda 73 ülke ve 151 temsilciliğinde 167 noktada sandık kurulları oluşturdu. Seçmenler ilan edilen tarih aralığında yerel saatle 09 ile 21 arasında oy kullanabilecek. Mecliste 28. dönem için milletvekili kayıtları başladı. Yeni dönemin ilk kaydını MHP Adana milletvekili Ayşe Sibel Ersoy yaptırdı. Eşiyle birlikte geldi meclise. Çiçek ve çikolatayla karşılandı. Çiçek ve kolonyayla karşılandı. Çikolata ikram edildi. 28. dönem için mazbatasını alıp kaydını yaptıran ilk milletvekili MHP Adana milletvekili Ayşe Sibel Ersoy oldu. Ersoy, kayıt yaptırmaya gelen ilk milletvekili olduğunu öğrenince şaşkınlığını gizleyemedi. Bilmiyordum ilk geldiğimi, evet. Hani geliyorlardır diye düşündüm. Erken gelmişim. 14 Mayıs'ta 28. dönem milletvekili seçimiyle mecliste yeni dönem için hazırlıklar yapıldı. Mazbatasını alarak kayıt yaptıracak milletvekilleri için meclis şeref holünde kayıt masaları oluşturuldu. MHP'li Ayşe Sibel Ersoy, meclis kaydını yaptıran ilk milletvekili oldu. Milletvekili rozetini takan Ersoy, yeni dönem için ilk mesajını da verdi. İnşallah genel kurulunda da kadınların o hoşgörüsü, nezaketi, zarifliği yansır diye düşünüyorum. Çünkü bazen bayağı gergin ortamlar oluyor.
Tabii daha güzel olacak. Herkesin sesinin olduğu bir genel kurul olacak aslında. O açıdan bakıldığınızda bütün vatandaşlarımızı kapsayacak bir genel kurul olacak. Meclis, Yüksek Seçim Kurulu'nun milletvekili seçimleri kesin sonuçlarının ilan etmesini takip eden 3. gün açılacak. Milletvekilleri genel kurulda yemin edecek. Genel kurulu ise en yaşlı üye sıfatıyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yönetecek. Bahçeli yeni meclis başkanı seçilene kadar geçici başkan görevini yürütecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Adıyaman'da konteyner kenti ziyaret etti. Millet İttifakı'na eleştirilerde bulundu. Erdoğan hatalarından dolayı çıkıp milletimizden özür dilemediler dedi. Pazar günüyle beraber 16. ve 17. seçimlerini de kaybettiler. Hatalarından dolayı çıkıp milletimizden özür dilemediler. Samimi bir öz eleştiri vermediler. Kendilerini düzeltme yoluna asla gitmediler. Milletin gönlünü kazanmak yerine halen tehdit diline sarılarak, korkutma siyaseti yaparak insanımızın oyunu alabileceklerini düşünüyorlar. 14 Mayıs seçimlerinde hezimete uğrayan, 28 Mayıs'tan da umudunu kesen CHP Genel Başkanı'nın giderek daha zehirli, daha çirkin bir dil kullandığını görüyoruz. Koltuğunu kaybetmemek için milletin sinir uçlarıyla oynamak dahil tüm yollara başvuruyor. Daha düne kadar önüne gelene kalp yapmaktan parmakları neredeyse nasır bağlamıştı. Bugün ise aynı eliyle masa yumruklamaktan neredeyse bileği kırılacak. Helalleşme, kucaklaşma, barış ve özgürlük söylemleri yerine sadece bir günde faşizmin en pespaye haline bıraktı. Yeni diye millete pazarladıkları CHP'nin vesayet ve darbe gölgesinde yürüyen CHP'den hiçbir farkı olmadığı görüldü. Cumhurbaşkanı seçiminde birinci turda %5,17 oy alan Ata İttifakı adayı Sinan Oğan'ın ikinci turda kimi destekleyeceği merak ediliyor. Oğan ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ bir araya geldi. 28 Mayıs'ta gerçekleşecek ikinci tur geri sayım sürerken siyasi trafik hızlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'la İstanbul'da bir araya geldi. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise Ata İttifakı bileşeni Zafer Partisi'nin genel başkanı Ümit Özdağ'ı ziyaret etti. Görüşme trafiği sonrasında Zafer Partisi'nde genel idare kurulu toplandı. O toplantı öncesinde de Oğan ve Özdağ bir görüşme yaptı. Özdağ görüşmeyi sosyal medya hesabından paylaştı. Ata İttifakı'nın hangi adaya destek vereceği konusunda henüz bir karar almadığı öğrenildi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 14 Mayıs seçimlerinin ardından ilk kez kameraların karşısındaydı. İkinci turun 0-0 olarak başlayacağını belirtti. Referandum haline dönmesi gereken bir seçim dedi. Akşener ikinci turun seçim kampanyasının nasıl olacağı ile ilgili de mesajlar verdi. Sayın Kılıçdaroğlu'nun sandığa gitmeyen, geçersiz oy atan, Sayın Erdoğan'a oy vermeyen seçmen Sayın Kılıçdaroğlu'na verilen oy düşüldükten sonra 12 milyon potansiyel seçmenimiz var. Bu seçim 0-0'la başlayan ve bir referandum haline dönmesi gereken bir seçim oluyor. 28 Mayıs'taki ikinci tur için referanduma dönüştü değerlendirmesi yaptı. İYİ Parti lideri Meral Akşener, 14 Mayıs seçimleri sonrası ilk kez kameraların karşısına geçti. Kılıçdaroğlu'nun arkasındayız mesajı verdi. Sayın Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı seçilmesi lazım ki bu ucube sistemin en azından denge ve denetleme mekanizmasının oluşabilmesi için. Sayın Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı adayımız olarak gösterdik. Arkasında dün durduk, bugün duruyoruz ve seçim gününe kadar da elimizden ne geliyorsa
seçilmesi için yapacağız. Akşener ikinci tur seçim kampanyasında izleyeceği yol haritasını da anlattı. İstanbul'da da yoğun bir saha çalışması programı olacak. Kapı zili çalmak dahil olmak üzere mikro bazda bir çalışma yapacağım. Miting olmayacak. Biz şimdi çok az bir oyu konsolide etmek zorundayız. Yapacağımız iş tek tek ikna. Şimdi ben kendi partime de Sayın Kılıçdaroğlu'na da o istedim. Şu anda sadece Sayın Kılıçdaroğlu'na o isteyeceğim. Bu sefer daha kolay işimiz. Akşener'in gündeminde ikinci tur destek arayışı için Ata İttifakı ile ilgili görüşme de vardı. Kendisine Sayın Oğan veya bir başka arkadaşımız dahil olmak üzere, buna Sayın İnce de dahil, her türlü yetkiyi, görüşme yetkisini, onların varsa talepleri, o talepleri yerine getirme yetkisini verdik. Seçim güvenliğine ilişkin de konuştu. Yeni bir sistem kuruyoruz. Seçim günü ıslak imzalı bütün tutanakları bizim ilçelerimiz Cumhuriyet Halk Partisi ilçesine, onlar illerimiz Cumhuriyet Halk Partisi iline ortaklaşarak da sonra da genel merkezlere gönderilecek. Tek bir alanda toplayacağız. Türkiye 28 Mayıs'ta bir kez daha sandık başına gidecek. Peki seçim takvimi nasıl işleyecek? Propaganda yasağı ne zaman başlayacak? Sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte adım adım YSK'nın ikinci tur takvimi. Türkiye 13. Cumhurbaşkanını seçmek için bir kez daha sandık başına gidecek. 28 Mayıs Pazar günü yapılacak seçim için takvim işlemeye devam ediyor. Resmi gazetede yayınlanan kesin sonuçlara göre Cumhurbaşkanı seçiminin birinci tur oylamasında 55.833.153 kişi oy kullandı. Seçime katılım oranı %87,04 olarak gerçekleşti. Erdoğan %49,52, Kılıçdaroğlu %44,88 ve Oğan %5,17 oy oranına ulaştı. Yüksek Seçim Kurulu'nun takvimine göre yurt dışındaki 73 ülkede ve Türkiye'deki 46 gümrük kapısında 28 Mayıs seçimleri için oy verme işlemi başladı. Cumhurbaşkanı adaylarının propaganda süresi 27 Mayıs saat 18'de sona erecek. Seçim yasakları da o saat itibariyle başlayacak. 28 Mayıs'ta Türkiye sandık başında olacak. 29 Mayıs Pazartesi günü Cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçları duyurulacak. İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından 1 Haziran'da kesin seçim sonuçlarının ilan edilmesi bekleniyor. 14 Mayıs'ta yapılan milletvekili seçimlerine ilişkin itiraz süreci ise devam ediyor. Yüksek Seçim Kurulu 24 Mayıs Çarşamba günü saat 17'ye kadar itirazları almaya devam edecek. YSK belirleyeceği bir günde toplanarak itirazları değerlendirip karara bağlayacak ve milletvekili seçimi kesin sonuçları resmi gazetede yayımlanacak. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Necip Hablemitoğlu cinayetinin tetikçiliğini yaptığı iddia edilen Ahmet Tarkan Mumcuoğlu ve FETÖ sanığı Enver Altaylı'nın da aralarında bulunduğu 6 sanığın tahliye edilmesine itiraz etti. Davanın savcısı itiraz dilekçesinde sanıklardan Levent Göktaş'ın soruşturma aşamasında yurt dışına kaçtığını, bir diğer sanık Nuri Gökhan Bozkır'ın ise yurt dışındayken hakkındaki kırmızı bültene istinaden Türkiye'ye iade edildiğini hatırlatarak iki sanığın yeniden firar edebileceklerine dair kuvvetli şüphenin bulunduğu yönünde görüş bildirdi. 2002'de öldürülen Necip Hablemitoğlu suikastinin soruşturması 20 yıl sonra tamamlanmış, 10 sanık hakkında dava açılmıştı. Önceki gün görülen duruşmada 6 sanık tahliye edilmişti. İddianamede FETÖ elebaşı Gülen'in de aralarında olduğu 7 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. Gaziantep Havalimanı'nda gece boyunca iptal edilen uçak seferleri normale döndü. Gaziantep hava sahasında yaklaşık 9000 fit yükseklikte iki yolcu uçağının kokpit ekibi tarafından tanımlanamayan bir cisim tespit edilmesi üzerine uçuşlar iptal edilmişti. Gaziantep Havalimanı'ndan 13'ü kalkış, 13'ü iniş olmak üzere 26 sefer durduruldu. Uçaklar Şanlıurfa ve Adana havalimanlarına yönlendirildi. Yapılan incelemelerin ardından Gaziantep Havalimanı'nda uçuşlar normale döndü.
ABD basını Yunanistan'ın aralarında çocukların da bulunduğu göçmenleri denizin ortasına bıraktığı anları paylaştı. Türkiye'de göçmen merkezine alınan göçmenlerin kaderine terk edildiği bir kez daha gözler önüne serildi. ...12 göçmen önce plakasız bir minibüste saatlerce bekledi, koydan bir bota bindirildi. Yunan sahil güvenlik gemisine aktarıldıkları yolda küçük bir botla Ege'nin ortasında terk edildi. Görüntüleri ABD basını yayınladı. New York Times gazetesi Yunanistan göçmenleri terk etmediğini söylüyordu, suçüstü yakalandı isimli bir video haber yayımladı. Görüntülerde göçmenlerin ambeyan Ege Denizi'ne bırakılma anları ortaya çıktı. ...11 Nisan'da Yunanistan'ın Midilli Adası'nda bir koyda çekilen görüntülerde minibüsten 12 kişilik bir grup göçmen indiriliyor. Kar maskeli kişiler 12 kişilik grubu kıyıda bekleyen sürat teknesine bindiriyor. Göçmenler, tekne biraz açıldıktan sonra Yunan sahil güvenlik botuna aktarılıyor. Türk karasuları sınırına gelindiğinde motorsuz bir şişme bota transfer edilen grup Ege'nin soğuk sularına terk ediliyor. Görüntülere bir aktivist grubunun yardımıyla ulaşan New York Times ekibi araştırmalarını sürdürüyor. Türk Sahil Güvenliği'nin göçmenleri kurtardığını yazdı. İzmir'de bir merkezde kalan Somalililerin terk edilen o grup olduğu anlaşıldı. Yunanistan, olayla ilgili gazetenin sorularını yanıtsız bıraktı. Atina yönetimi sığınmacılara kötü muamele yapıldığı yönündeki suçlamaları sürekli olarak reddediyor. Ancak görüntüler, göçmenlerin kaderlerine terk edildiğini gözler önüne seriyor. Yunanistan yarın sandık başına gidiyor. Ülkede yapılacak genel seçimler için koalisyon hükümeti öngörülüyor. Yunanistan'da yarın 9 milyon 900 bin seçmen oy kullanacak. Partilerin anketlerde bir önceki genel seçim sonuçlarıyla aynı sıralamaya sahip olması bekleniyor. Buna göre iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi birinci, ana muhalefetteki Syriza ikinci ve muhalefetteki PASOK-NAL ittifakı üçüncü gözüküyor. Son anketlerde seçimlere katılmaya hak kazanan 36 partiden ancak 6'sının %3 barajını aşarak parlamentoya gireceği öngörülüyor. Seçimlerde en önemli konu ekonomik sıkıntılar. Hem Başbakan Kyriakos Mitsotakis hem de ana muhalefetteki Syriza'nın lideri Alexis Tsipras'ın seçim kampanyalarında en çok ekonomi ve istikrar üzerine durdular. Seçimine katılımın düşük olması beklenirken 2019'daki seçimde katılım %57'lerdeydi. Efendim, Arap Birliği Liderler Zirvesi'ne 12 yıl sonra ilk kez katıldı Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad. Zirvenin bölgedeki sorunları çözmek için tarihi bir fırsat olduğunu söyledi. Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt, Suriye'nin birliğe dönmesine ilişkin kararın Araplara özgü bir konu olduğunu söyledi. Suudi Arabistan'ın Cide kentinde 12 yıl sonra bir ilk gerçekleşti. 32. Arap Birliği zirvesinin aile fotoğrafında Suriye'de yerini aldı. Zirvenin ev sahibi Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, zirveye gelen liderleri karşıladıktan sonra açılış konuşmasını yaptı. Suriye'nin Arap Birliği'ne dönüşünün krizi sona erdireceğini umuyoruz ifadelerini kullandı. Arap dünyası ile ilişkilerini yeniden normalleştiren Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, katıldığı zirve öncesi Arap liderlerle görüştü. Zirvedeki konuşmasında ise liderlere çağrıda bulundu. Arap Birliği zirvesi bölgedeki krizleri çözmek için tarihi bir fırsat sunuyor. Zirve öncesinde Esad'la tokalaşan Katar Emiri El Sani'nin Esad'ın konuşmasından önce zirveden ayrılması dikkat çekti. Reuters'e konuşan Arap Birliği yetkilisi ise Katar Emiri'nin zirvede ikili bir görüşme ya da konuşma yapmadığını, zirveye nezaket ziyaretinde bulunduğunu belirtti. Ziyarete Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski de katıldı. Zelenski, Arap liderlere ülkesinin ve Ukrayna'da yaşayan Müslümanların korunması çağrısında bulundu.
Zirvede Sudan'daki son durum, Filistin'deki gelişmeler ve Yemen krizi başta olmak üzere bir dizi konu ele alındı. Zirvenin ardından Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan'la Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmet Ebu Gayt basın toplantısı düzenledi. Gayt, Suriye'nin birliğe geri dönmesine ilişkin kararın Araplara özgü bir konu olduğunu söyledi. Dış güçlerle anlaşmazlığa düşme ve çatışma arayışında değiliz dedi. G7 Liderler Zirvesi Japonya'nın Hiroşima kentinde başladı. Liderler Ukrayna'ya destekte tereddüt etmeyeceklerini belirttikleri bir bildiri yayınladı. 3 gün sürecek zirveye Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin de katılması bekleniyor. G7 liderleri Japonya'nın Hiroşima kentinde buluştu. ABD Başkanı Joe Biden Hiroşima'ya giden ikinci ABD Başkanı oldu. G7 zirvesi bu yıl Japonya'nın dönem başkanlığında Hiroşima'da düzenleniyor. Liderler Japonya Başbakanı Fumio Kishida tarafından Hiroşima Barış Anıtı Müzesi önünde karşılandı. Aile fotoğrafının ardından atom bombası saldırılarında hayatını kaybedenlerin anısına çelenk bırakıldı. ABD Başkanı Joe Biden, Barack Obama'dan sonra Hiroşima'yı ziyaret eden ikinci ABD Başkanı oldu. Liderler 3 gün sürecek zirvenin ilk oturumunu tamamladı. Toplantıdan Rusya'ya karşı birlik ve Ukrayna'ya destek mesajı çıktı. Rus birlikleri geri çekilmeden barışın gerçekleşmeyeceğini belirten liderler, Ukrayna'ya gerekli desteğin sağlanacağını açıkladı. Bu sırada Beyaz Saray'a yakın kaynaklar ABD Başkanı Biden'ın Ukraynalı pilotlara F-16 savaş uçağı eğitimi verme planını onaylayacağını belirtti. Bunun ABD'nin Ukrayna'ya F-16 göndermesi için bir adım olduğu kaydedildi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin de zirveye katılması bekleniyor. G7 zirvesi devam ederken protestocular da sokaktaydı. Ellerinde emperyalist G7 etkinliğine hayır, Ukrayna'dan elinizi çekin ve nükleer savaşa hayır yazılı pankartlar taşıyan göstericiler kent merkezinde protesto yaptı. Göstericiler ve polis arasında zaman zaman gerilim yükseldi. New York'un dünyaca ünlü finans merkezi Wall Street'te Türk bayrağı göndere çekildi. 23. geleneksel bayrak çekme töreninde yöresel danslarda büyük ilgi gördü. ...23. geleneksel bayrak çekme töreni bu yıl ABD'nin New York kentinde düzenlendi. Türk bayrağı Wall Street'te göndere çekildi. Bayrak çekme töreni Türk-Amerikan Dernekleri Federasyonu tarafından düzenlendi. 40. geleneksel Türk günü yürüyüşüne istinaden düzenlenen törene... ...Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sedat Önal... New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, bazı dernek temsilcileriyle Türk vatandaşları katıldı. Türk bayrağının ABD bayrağıyla birlikte ünlü finans merkezinde göndere çekilmesinin ardından dans gösterileri düzenlendi. İzmir Atatürk Lisesi Mezunlar Derneği dans ve folklor ekibiyle Ankara Seymenler Gösteri ekibinin dansları büyük ilgi gördü. New Jersey'de faaliyet gösteren Marif Okulu ve New York merkezli Atatürk Okulu'nun öğrenci ve öğretmen kadrosuyla yer aldığı etkinliğin sonunda hep beraber 10. yıl marşı söylendi. ABD Başkanı Biden, Ukraynalı pilotlara F-16 eğitimi verilmesini onayladı. ABD'nin ayrıca Ukrayna'ya F-16 savaş uçağı göndermek isteyen Avrupalı ülkelere ihracat izni vereceği de öne sürüldü. Rusya ise Batı'nın bu kararla büyük risk aldığını açıkladı. Uzun süredir Batı'dan Rusya'ya karşı savaş uçağı desteği isteyen Ukrayna için olumlu sinyal verildi. ABD Başkanı Joe Biden, Ukraynalı pilotlara F-16 eğitimi verilmesini onayladı.
Biden'ın G7 üyesi müttefiklerine ülkesinin Ukraynalı pilotlara F-16 savaş uçağı eğitimi verme planını onaylayacağını söylediği bildirildi. Associated Press'e konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen yetkililer, bunun ABD'nin Ukrayna'ya F-16 göndermesi için bir adım olduğunu kaydetti. Biden'ın bu savaş uçaklarının ne zaman, kaç tane ve kim tarafından verileceğine ilişkin kararların gelecek aylarda eğitim devam ederken alınacağı kaydedildi. Ancak söz konusu eğitimin Avrupa'da verileceği ve gelecek haftalarda başlayacağı belirtildi. Öte yandan ABD'nin Ukrayna'ya F-16 savaş uçağı göndermek isteyen Avrupalı ülkelere de ihracat izni vereceği öne sürüldü. Uluslararası Eğitim Programı'nın da F-16'ların Kiev'e transferinin ön koşulu olacağı belirtildi. Karar, daha önce Ukrayna'ya F-16 tedarikine karşı çıkan Washington'ın politikasındaki değişimi de gösteriyor. Buna göre pilotlar ve yer ekipleri eğitildikten sonra Hollanda gibi ülkelerin Ukrayna'ya F-16'ları ihraç etmesi mümkün olabilecek. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ise Twitter paylaşımında söz konusu bilgiyi doğrulayarak karardan memnuniyet duyduğunu söyledi. Rusya ise karara tepki gösterdi. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Alexander Grushko, Batılı ülkelerin büyük risk aldığını söyledi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarıyla görüştü. Şu görüşmede barış anlaşması meselesi ele alındı. Lavrov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan, Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya geldi. Toplantının basın açık kısmında konuşan Lavrov, Güney Kafkasya'da istikrar ve barıştan yana olduklarını söyledi. Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan'ın liderlerinin yaptığı anlaşmaların önemine işaret ederek, bunlara alternatif bulunmadığı kanaatindeyiz şeklinde konuştu. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov da Ermenistan'la ilişkilerin iyileştirilmesinin önemine vurgu yaptı. Savaş sonrası durumun iyileştirilmesiyle ilgili süreçten yanayız dedi. Mirzoyan ise Azerbaycan'la ilişkilerin iyileştirilmesi sürecinde ilerleme kaydedildiğini söyledi. İleride gerilimin artmasına izin verilmemesi gerektiğini belirtti. Türkiye'nin insansız hava aracı envanteri artmaya devam ediyor. TUSAŞ tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen 2 adet Aksungur SİHA Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildi. Havada 60 saatin üzerinde uçabiliyor. Farklı birçok görevi icra edebiliyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen 2 adet Aksungur SİHA Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından "Şanlı ordumuzun gök vatandaki gücüne güç katacak yeni neferleri" diye duyurdu. İki adet Aksungur SİHA'yı da Türk Silahlı Kuvvetlerimize teslim ettik, hayırlı olsun dedi. Aksungur SİHA'lar gözetleme ve taarruz görevlerini gerçekleştirebiliyor. Sadece askeri anlamda değil, yangın ve deprem gibi doğal afetlerde de çalışmalara katkı sağlayabiliyor. 60 saatin üzerinde uçuş yapabilen Aksungur SİHA'lar 750 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesine sahip. 40 bin feet yüksekliğe kadar çıkabiliyor. Aksungur'un 11 metreden fazla uzunluğu ve 24 metre kanat açıklığı bulunuyor. Gözlem, kara, deniz, taarruz gücüne destek sağlıyor. Sinyal istihbaratı, hava, deniz, karakolu gibi görevleri yerine getirebiliyor. Güdüm kitli yerli mühimmatlar Aksungur'dan ateşlenebiliyor. Hava savunma yeteneği düşük hücum bot, korvet, fırkateyn, su üstünde seyreden denizaltılara saldırı düzenleyebiliyor. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 81 il valiliğine afetzedelerin geri dönüş işlemleri ve yol masraf ödemeleri konulu genelge gönderdi. Genelgede diğer illerden afet bölgesine, afet bölgesinden geçici olarak yaşadıkları diğer illere gidiş dönüş yapmak isteyenlerle ilgili tahliye taleplerinin karşılanması işlemlerinin kesintisiz şekilde devam ettiği belirtildi.
AFZ'de vatandaşların geri dönüş ve yol masraflarının karşılanması ve işlemlerinin yürütülmesi için valilik, kaymakamlık bünyesinde oluşturulan birimlerin görevlerine devam edeceği vurgulandı. İhtiyaç durumunda teknik ekipman ve personel bakımından destek sağlanacağı ifade edildi. Başvuru noktalarının adres ve iletişim bilgileri valilik, kaymakamlık, internet ve sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılacak. Yol masraf belgesi talep eden depremzede vatandaşlar tahliye.afat.gov.tr adresinden sisteme giriş yapabilecek. Müracaat noktalarına başvuran AFZ'lerinde bilet ücretleri karşılanacak. Kendi imkanlarıyla bilet alan AFZ'lerin talep etmeleri halinde bilet ücretleri geri ödenecek. Hakkari'de askerleri taşıyan zırhlı araç zapt suyuna düştü. 12 asker kepçelerle kurtarıldı. Kaza Hakkari-Van Karayolu'nun üzerindeki köprüde meydana geldi. Askerleri taşıyan zırhlı araç yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Zapt suyuna düşen aracı köylüler fark etti. Jandarma ve köylülerin yardımıyla zırhlı araçtaki askerler iş makineleriyle kurtarıldı. Yaralı askerler hastaneye kaldırıldı. Tedavisi süren askerlerin durumu iyi. Burdur'da alkollü ve ehliyetsiz sürücü kazaya neden oldu. Yine aynı kentte alkollü sürücü polise zor anlar yaşattı. Tunceli'de Muzur Çayı'na düşen kamyondaki iki kişiyi ise ekipler kurtardı. Bursa'da kazayı gördükten sonra yavaşlayan araca başka bir araç çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı. Ehliyeti yoktu. Üstüne bir de alkollüydü. Tıra çarpan sürücü 3 kişinin yaralanmasına neden oldu. 17 yaşındaki İzzet K. Burdur Fethiye yolunda ilerliyordu. Yanında iki arkadaşı da vardı. Sürücü bir süre sonra direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yol kenarında duran tıra çarptı. Bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Yapılan testte sürücünün 1.61 promil alkolü olduğu ortaya çıktı. Bu görüntülerde Burdur'dan. Polis ekipleri dur ihtarına uymayan YC'nin peşine düştü. Aracı ekiplerin üzerine süren YC bir polisin yaralanmasına sebep oldu. Kolu kırılan polis hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri aracın lastiklerini ateş ederek YC'yi durdurabildi. 2.41 promil alkolü çıkan sürücü ve yanındaki arkadaşı gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Burası da Tunceli. Kontrolden çıkan kamyon Muzur Çayı'na düştü. Bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Kamyonda mahsur kalan iki kişi halat yardımıyla kurtarıldı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken kamyon vinç yardımıyla çaydan çıkarıldı. Bursa'daki kaza Orhan Gazi Kavşağı'nda yaşandı. Bir otomobil bariyerlere çarptı. Kazayı görüp yavaşlayan bir araca da arkadan gelen otomobil çarptı. Kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Bir süre trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesiyle normale döndü. İzmir Buca'da çok sayıda otomobilin lastiği bir gece kesildi. İşe gitmek için uyananlar büyük bir şok yaşadı. Orada yama da olmaz. Yok. Biz işe gitmek için kalktık. Aşağı inince arabalarımızın lastiklerinin kesildiğini gördük. Bizim sokak, arka sokak, yan sokak, pazarın civarı, bütün araçların lastikleri kesilmiş şekilde. Niye gelip bizim malımıza, canımıza kastediyorlar? Sokaktaki bütün araçların lastikleri tek tek kesildi. Sabah işe gitmek için uyanan araç sahipleri bu manzarayla karşılaştı. İzmir Buca'da otomobillerin lastikleri hedef alındı. Gece saatlerinde onlarca aracın lastiği bıçakla kesildi. Bir de bu lastiklerin kesiliş şekli, lastikçiye gittiğimizde bıçak yan vurulmuş bilinçli olarak. Dik vurulduğu zaman bunun yama yapılıyormuş ama yan vurulunca yama yapılamıyor. Şimdi ben işçi bir insanım, emektar bir insanım.
Biz bu araçları ne zorluk alıyoruz biz kendimiz biliyoruz yani. Hani bir husumetimiz yok, bir düşmanımız yok, bir şeyimiz yok. Araç sahipleri kendi imkanlarıyla lastikleri değiştirmeye başladı. Polis ekiplerinin incelemesinin sonucu lastikleri patlattığı tespit edilen bir kişi gözaltına alındı. Efendim bir reklam. Tekrar bir haberlerimize bakalım. Sürücüler ilerlemekte zorlandı. Kar küreme araçları yollardaydı. Evet, yaz aylarına girmemize sayılı günler kaldı ama Van'da kıştan kalma görüntüler yaşandı. Lapa lapa kar yağdı. Göz gözü görmedi. Sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti. Karabet geçidi kara teslim oldu. Van Bahçe Saray Karayolu üzerinde bulunan 3-1 akımlı karabet geçidindeyiz. Bugün 20 Mayıs Cumartesi. Van'da son günlerde sağanak yağış etkiliydi. Sağanak yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Van Bahçe Saray Karayolu üzerinde bulunan 3000 akımlı karabet geçidinde zor anlar yaşandı. Türkiye'nin en yüksek geçidine yolu düşenler duruma alışık olduğu için kar yağışını normal karşıladı. Belli olmuyor yani 20 Haziran'da da yağabilir, 30 Ağustos'ta da yağabilir, trafikin geçti böyle. Karayolları ekipleri hızla devreye girdi. Karla kaplanan yollar iş makineleriyle temizlendi. Kıştan kalma bir gün yaşıyoruz burada. Bu Bahçesaray'a Türkiye yakın berekettir. Bölgede kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu. Sivas'ta hortum paniği vardı. Kısa sürede büyüyen hortum çatıları uçurdu. O anlar geliyor. Zara ilçesinde sabah saatlerinden itibaren yağmur ve rüzgar etkiliydi. Öğle saatlerinde ise ortaya bir anda hortum çıktı. Kızılırmak Nehri yakınlarında bulunan evlerin çatıları uçtu. Kopan parçalar havada kendi etrafında dönmeye başladı. Olayda neyse ki yaralanan kimse olmadı. Hortum kısa süre sonra gözden kayboldu. İyi akşamlar, hoş geldiniz Habertürk'e. Yeniden karşınızdayız. Ben Duygu Kaya. Ana Haber'in ikinci saatine başlıyoruz. Cumhurbaşkanı seçiminde birinci turda %5,17 oy alan Ata İttifakı adayı Sinan Oğan'ın ikinci turda kimi destekleyeceği merak ediliyor. Oğan ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ bir araya geldi. 28 Mayıs'ta gerçekleşecek ikinci tur için geri sayım sürerken siyasi trafik hızlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'la İstanbul'da bir araya geldi. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise Ata İttifakı bileşeni Zafer Partisi'nin genel başkanı Ümit Özdağ ziyaret etti. Görüşme trafiği sonrasında Zafer Partisi'nde genel idare kurulu toplandı. O toplantı öncesinde de Oğan ve Özdağ bir görüşme yaptı. Özdağ görüşmeyi sosyal medya hesabından paylaştı. Ata İttifakı'nın hangi adaya destek vereceği konusunda ise henüz bir karar almadığı öğrenildi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası nakillerini farklı illere aldıran 82.405 öğrencinin illerine tekrar geri döndüğünü açıkladı. Bakan Özer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada deprem bölgesinde illerine geri dönen öğrencilere ilişkin sayıları paylaştı. Kahramanmaraş'ta 26.361, Hatay'da 15.431, Malatya'da 12.051 öğrenci, Adıyaman'da ise 10.652 öğrenci illerine döndü. Bakan Özer'in paylaştığı verilere göre 10 ilde 82.405 öğrenci eğitim öğretim hayatına devam etmek için illerine geri dönüş yapmış oldu. Yunanistan yarın sandık başına gidiyor. Ülkede yapılacak genel seçimler için koalisyon hükümeti öngörülüyor.
Yunanistan'da yarın 9 milyon 900 bin seçmen oy kullanacak. Partilerin anketlerde bir önceki genel seçim sonuçlarıyla aynı sıralamaya sahip olması bekleniyor. Buna göre iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi birinci, ana muhalefetteki Syriza ikinci ve muhalefetteki PASOK-Kınal ittifakı üçüncü gözüküyor. Son anketlerde seçimlere katılmaya hak kazanan 36 partiden ancak 6'sının %3 barajını aşarak parlamentoya gireceği öngörülüyor. Seçimlerde en önemli konu ekonomik sıkıntılar. Hem Başbakan Kyriakos Mitsotakis hem de ana muhalefetteki Syriza lideri Alexis Tsipras'ın seçim kampanyalarında en çok ekonomi ve istikrar üzerine durdu. Seçime katılımın düşük olması beklenirken 2019'daki genel seçimlerde de katılım %57,7'lerdeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'daydı. Sözlerine 14 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı'na verdiği destek için depremzedelere teşekkür ederek başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan hedefinde Millet İttifakı vardı. Hatalarından dolayı özür dilemediler diyen Erdoğan, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nu da eleştirdi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Şahsıma ve Cumhur İttifakı'na verdiğiniz güçlü destek için teşekkür ediyorum. 14 Mayıs seçimlerinde kendisini destekleyen seçmene teşekkür etti. Hedefinde CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu vardı. 14 Mayıs seçimlerinde hezimete uğrayan, 28 Mayıs'tan da umudunu kesen CHP Genel Başkanı'nın giderek daha zehirli, daha çirkin bir dil kullandığını görüyoruz. Yaptığı pervasız ve buram buram nefret söylemi kokan açıklamalarıyla her gün toplumumuzun bir kesimini düşmanlaştırıyor. Koltuğunu kaybetmemek için milletin sinir uçlarıyla oynamak dahil tüm yollara başvuruyor. Daha düne kadar önüne gelene kalp yapmaktan parmakları neredeyse nasır bağlamıştı. Bugün ise aynı eliyle masa yumruklamaktan neredeyse bileği kırılır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Adıyaman'da konteyner kent ziyaretinde depremzedelere seslendi. Yanında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan vardı. Erdoğan konuşmasında sözü Millet İttifakı'na getirdi. CHP'yi eleştirdi. 16. ve 17. seçimlerini de kaybettiler. Milletten bu kadar şamar yediler. Fakat her defasında hiçbir şey olmamış gibi pişkince hayatlarına devam ettiler. Hatalarından dolayı çıkıp milletimizden özür dilemediler. Samimi bir öz eleştiri vermediler. Kendilerini düzeltme yoluna asla gitmediler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Mayıs'tan sonra önceliğimiz deprem bölgesi olacak dedi. Amacımız Ekim-Kasım gibi kalıcı konutların teslimine başlamaktır. Aynı şekilde köy evlerinin inşası da hızla sürüyor. CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yurtdışı ve gümrük kapılarında ikinci tur oy verme işlemleri öncesi gurbetçilere çağrı yaptı. Bu seçimden öte referandumdur diyen Kılıçdaroğlu, ülkemiz için son çıkıştayız, vatanınız için oy verin dedi. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız güzel ülkemizin geleceği için bir kez daha sandık başına gidecek. Gurbette olan, sıla hasreti çeken soydaşlarımız, vatandaşlarımız, dünyanın neresinde olursanız olun, bu seçimde sandığa gitmek bir vatan borcudur. Çünkü bu mesele artık bir seçimden öte bir referandumdur. Bir önceki referandumun ardından neler yaşadığımızı gördünüz. Bu seferki ise ülkemiz için son çıkıştır. Sandığa gelin, etrafınızdakileri de sandığa getirin. Vatanınız için oy verin. Unutmayın, 28 Mayıs'ta oylarınızı korumak üzere 1 milyon kişi sandık başında olacağız. Bu demokrasi mücadelesine omuz vereceğinize yürekten inanıyorum.
CHP sözcüsü Faik Öztrak ikinci tura kalan Cumhurbaşkanı seçimiyle ilgili konuştu. Sığınmacıların sayısının her geçen gün arttığını belirterek demografik yapımız tehdit altında dedi. Milletin ilk turda adaylardan hiçbirine vize vermediğini hatırlattı. Varsa kırgınlıklar, küskünlükler sonra konuşacağız dedi. Büyük değişimler her zaman bir anda olmuyor. Büyük zaferler kolay kazanılmıyor. Bu seçimde korktum yok. Kırıldım yok. Küstüm yok. Biz önce seçimi alacağız. Varsa kırılganlıkları, küskünlükleri her şeyi daha sonra konuşacağız. O yüzden şimdi Türkiye için karar ver. 28 Mayıs'taki ikinci tur Cumhurbaşkanı seçimine ilişkin bu mesajları verdi. Yeni bir sayfa açıyoruz dedi. Milletimiz birinci turda adaylardan hiçbirine vize vermedi. Mevcut hükümetin başı vatandaştan vizeyi alamadı. Partisi de önceki seçime göre 30 milletvekili kaybetti. Şimdi ikinci tur için yepyeni bir sayfa açıyoruz. CHP sözcüsü Faik Öztrak, sığınmacıların sayısının her geçen gün arttığını söyledi. Demografik yapımız tehdit altında dedi. Sığınmacılar sadece ekonomik dengeleri değil, sosyal dengeleri de çatırdatıyor. Ülkemizin sosyal, kültürel, ekonomik altyapısı giderek çölleşiyor. Demografik yapımız tehdit altında. Suriyeliler en kısa sürede evine dönsün diyenler ise mührü Kemal Kılıçdaroğlu'nun olduğu tarafa basacak. Öztrak'ın gündeminde ekonomideki gelişmeler de vardı. Genç işsizlik rakamları üzerinden eleştirilerini sıraladı. TÜİK'in makyajlı verilerine göre 3 milyona yakın gencimiz ne bir işte ne de okuyor, ne de çalışıyor. Ev genci olmuş. Bu ucube yönetim insan sermayemizi tüketiyor. Çalışabilen gençlerimizi aldığı ücret ve maaş mutlu etmiyor. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı 81 il valiliğine afetzedelerin geri dönüş işlemleri ve yol masraf ödemeleri konulu genelge gönderdi. Genelgede diğer illerden afet bölgesine, afet bölgesinden geçici olarak yaşadıkları diğer illere gidiş dönüş yapmak isteyenlerle ilgili tahliye taleplerinin karşılanması işlemlerinin kesintisiz şekilde devam ettiği belirtildi. Afetzede vatandaşların geri dönüş ve yol masraflarının karşılanması ve işlemlerinin yürütülmesi için valilik, kaymakamlık bünyesinde oluşturulan birimlerin görevlerine devam edeceği vurgulandı. İhtiyaç durumunda teknik ekipman ve personel bakımından destek sağlanacağı ifade edildi. Başvuru noktalarının adres ve iletişim bilgileri valilik, kaymakamlık, internet ve sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılacak. Yol masraf belgesi talep eden depremzede vatandaşlar tahliye.afat.gov.tr adresinden sisteme giriş yapabilecek. Müracaat noktalarına başvuran afetzedelerinde bilet ücretleri karşılanacak. Kendi imkanlarıyla bilet alan afetzedelerin talep etmeleri halinde bilet ücretleri ödenecek. Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki Gündüzbey köyü depremde büyük yıkıma uğradı. Depremden önce her yaz binlerce turisti ağırlayan köyde tarihi yapılar da yıkıldı ya da ağır hasar aldı. Mahalle sakinleri bir an önce hasarın giderilip eski günlere kavuşmayı istiyor. Mahallemiz Malatya'nın en güzel mahallesiydi. Çünkü insanlar her zaman burada işte mesire alanları, piknik alanları buralarda çok olduğu için mahallemize rağbet çoktu. Şehrin en gözde mahallesini deprem fırtınası vurdu. Tarihi yapılarda, evlerde ya yıkıldı ya ağır hasar aldı. Mahallemizin %85'i ağır hasarlı ve yıkılacak. Kahramanmaraş merkezi depremlerde en büyük hasar alan yerlerden bir tanesi de Yeşilyurt ilçesine bağlı Gündüzbey köyü oldu. Burada tarihi ve kültürel yapıların hepsi zarar görürken birçok ev ise oturulamaz hale geldi. Gündüzbey Mahallesi, tarihi evleri ve doğal güzellikleriyle her yıl turist akınına uğruyordu. Özellikle yaz aylarında ziyaret ediliyordu. Ancak bu yaz eskisi gibi olmayacak. Zira mahalledeki yıkım olduğu gibi duruyor. Mahallemize bir an önce başlanılmasını istiyoruz. Çünkü mahallemiz gerçekten de Malatya'ya katkı sunduğu için, hani Malatya'ya da faydası olduğu için bir an önce Gündüzbey'in yapılmasını istiyoruz. Tarihi ve kültürel yapıların bulunduğu Gündüzbey köyü birçok yerli ve yabancı turisti ağırlıyordu. Depremden sonra işte bu mekanlar boş kaldı. Mahalle sakinleri evlerinin yerinde yapılmasını ve tarihi yapıların yeniden ayağa kaldırılmasını istiyor. Bir an önce yıkımın olup tekrardan yerinde yapılmasına dair şeyimiz var. İnşallah devlet büyüklerimizden sözünü aldık.
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı bazı sosyal medya ve haber sitelerinde yer alan sınır güvenliği ile ilgili paylaşımlara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada kitlesel ve kontrolsüz biçimde kaçak göçmenlerin Türkiye'ye doğru yola çıktığı iddiasını taşıyan paylaşımların gerçek dışı olduğu ifade edildi. Düzensiz göçle ilgili paylaşımların dikkat çekici şekilde artmaya başladığı, bazı çevrelerce bilinçli ve art niyetli olarak servis edildiği belirtildi. Kolluk güçlerinin sınır güvenliği kapsamında güvenlik duvarı, aydınlatma sistemi, termal kamera, tel örgü, insansız hava araçlarıyla sürdüğü vurgulandı. Sınır tedbirleri kapsamında 2023'ün başından beri 93.148 düzensiz göçmenin Türkiye'ye girişinin engellendiği paylaşıldı. Gaziantep Havalimanı'nda gece boyunca iptal edilen uçak seferleri normale döndü. Gaziantep hava sahasında yaklaşık 9000 feet yükseklikte iki yolcu uçağının kokpit ekibi tarafından tanımlanamayan bir cisim tespit edilmesi üzerine uçuşlar iptal edilmişti. Gaziantep Havalimanı'ndan 13'ü kalkış, 13'ü iniş olmak üzere 26 sefer durduruldu. Uçaklar Şanlıurfa ve Adana havalimanlarına yönlendirildi. Yapılan incelemelerin ardından Gaziantep Havalimanı'nda uçuşlar normale döndü. İspanya'da Zaragoza şehrindeki hava üssünden kalkan F-18 savaş uçağı gösteri test uçuşu sırasında kontrolünü kaybederek düştü. Pilotun kurtulduğu olayda uçağın düşme anı saniye saniye kameralara yansıdı. F-18 savaş uçağı otoyola düştü. Pilot fırlatma koltuğu sayesinde kurtuldu. Görüntüler İspanya'nın Zaragoza şehrinden. Gösteri uçuşu yapmak için havalanan F-18 savaş uçağı bu sırada kontrolünü kaybetti. Düşen uçak yerde dev bir alev topuna döndü. Pilotun fırlatma koltuğunu kullanarak kurtulmayı başardığı ve hayati riskinin olmadığı öğrenildi. Olay anı saniyesi saniyesine kaydedildi. Çevredekilerin şaşkınlıkları ise görüntülere yansıdı. Bölgeye çok sayıda ilk yardım ekibi ve polis yönlendirildi. İspanya Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetlerine ait bir F-18 savaş uçağını şehrin yaklaşık 16 kilometre dışında yer alan askeri yerleşkenin içinde düştüğünü açıkladı. Kazanın nedeni henüz bilinmiyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Peki şimdi bir Amerika'ya gideceğiz. Her yıl geleneksel olarak yapılan Türk yürüyüşüne. Amerika'da yaşayan Türkleri buluşturan ve çeşitli etkinliklere sahne olan yürüyüşü Ciner Medya ABD temsilcisi Ali Çınar takip ediyor. Ali Çınar, merhaba demek isterim önce. Duygu, New York'tan merhabalar, yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Şimdi bu yıl Türk yürüyüşü iki seçim arasına denk geldi, seçim dönemine. O yüzden katılım nasıl, bunu merak ediyoruz. Neleri görüyorsun? Arkada Türk bayrakları var. Bir coşku var belli. Evet, şu anda aslında New York'ta vatandaşlarımız çok yakın olan New York Başkonsolosluğu'nda ikinci tur için oylamalarında veriyorlar. Sabahın 8'inde erken saatlerinde vatandaşlarımız oy kullanmak için yoğun bir ilgi gösterdiğini söyleyebiliriz. Bu yıl 40.sı yapılan Türk Günü Yürüyüşme Festivali New York'ta bilinen Madison Caddesi'nde oluyor. Şöyle de göstermek istersen Türk bayraklarımızda birçok dernek ve STK lideri de bu programda yer alıyorlar. Yaklaşık bir saat boyunca Türk vatandaşlarımız Türk bayraklarıyla Manhattan'da tabiri caizse kırmızı beyazı boyatacaklar. Ve Amerikalılar da New York'lar da cadde kenarlarından yürüyüşü seyredeceklerini söyleyebiliriz. Tabii niye bu yürüyüş yapılıyor? 1981 yılında ASALA terör örgütünün diplomatlarımızı katletmesinden sonra, şehit etmesinden sonra yürüyüş yapılmaya başlandı tepki olarak ve geleneksel hale geldi. Bugün de
yapılacak Türk Günü yürüyüşüne birçok dernek, resmi yetkili, Amerikalılar da katılarak Türk'ün sesini, Türk'ün gücünü New York sokaklarında duyuracaklar. Bu yürüyüşten sonra da Duygu, Birleşmiş Milletler yanındaki bir parkta festival olacak. Bu festivalde de İzmir'den, diğer farklı illerden folklor dans gösterileri olacak. Yani New York bugün Türk gününü, Türk'ün sesini, Türk'ün gücünü New York'ta hissedeceğini söyleyebilirim. Peki Ali Çınar, teşekkür ederiz. Keyifli vakitler olsun. Hoşçakalın. Evet, devam edelim efendim. Arap Birliği Liderler Zirvesi'ne 12 yıl sonra ilk kez katılan Suriye Devleti Başkanı Esad, zirvenin bölgedeki sorunları çözmek için tarihi bir fırsat sunduğunu söyledi. Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt, Suriye'nin birliğe geri dönmesine ilişkin kararının Araplara özgü bir konu olduğunu söyledi. Suudi Arabistan'ın Cide kentinde 12 yıl sonra bir ilk gerçekleşti. 32. Arap Birliği zirvesinin aile fotoğrafında Suriye'de yerini aldı. Zirvenin ev sahibi Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, zirveye gelen liderleri karşıladıktan sonra açılış konuşmasını yaptı. Suriye'nin Arap Birliği'ne dönüşünün krizi sona erdireceğini umuyoruz ifadelerini kullandı. Arap dünyası ile ilişkilerini yeniden normalleştiren Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, katıldığı zirve öncesi Arap liderlerle görüştü. Zirvedeki konuşmasında ise liderlere çağrıda bulundu. Arap Birliği zirvesi bölgedeki krizleri çözmek için tarihi bir fırsat sunuyor. Zirve öncesinde Esad'la tokalaşan Katar Emiri El Sani'nin Esad'ın konuşmasından önce zirveden ayrılması dikkat çekti. Reuters'e konuşan Arap Birliği yetkilisi ise Katar Emiri'nin zirvede ikili bir görüşme ya da konuşma yapmadığını, zirveye nezaket ziyaretinde bulunduğunu belirtti. Ziyarete Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski de katıldı. Zelenski, Arap liderlere ülkesinin ve Ukrayna'da yaşayan Müslümanların korunması çağrısında bulundu. I'm sure that we can all be united. Zirvede Sudan'daki son durum, Filistin'deki gelişmeler ve Yemen krizi başta olmak üzere bir dizi konu ele alındı. Zirvenin ardından Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan'la Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmet Ebu Gayt basın toplantısı düzenledi. Gayt, Suriye'nin birliğe geri dönmesine ilişkin kararın Araplara özgü bir konu olduğunu söyledi. Dış güçlerle anlaşmazlığa düşme ve çatışma arayışında değiliz dedi. ABD basını Yunanistan'ın aralarında çocukların da bulunduğu göçmenleri denizin ortasına bıraktığı anları paylaştı. Türkiye'de göçmen merkezine alınan göçmenlerin kaderine terk edildiği bir kez daha gözler önüne serildi. On iki göçmen önce plakasız bir minibüste saatlerce bekledi, koydan bir bota bindirildi. Yunan sahil güvenlik gemisine aktarıldıkları yolda küçük bir botla Ege'nin ortasında terk edildi. Görüntüleri ABD basını yayınladı. New York Times gazetesi Yunanistan göçmenleri terk etmediğini söylüyordu, suçüstü yakalandı isimli bir video haber yayımladı. Görüntülerde göçmenlerin ambeyan Ege Denizi'ne bırakılma anları ortaya çıktı. On bir Nisan'da Yunanistan'ın Midilli Adası'nda bir koyda çekilen görüntülerde minibüsten 12 kişilik bir grup göçmen indiriliyor. Kar maskeli kişiler 12 kişilik grubu kıyıda bekleyen sürat teknesine bindiriyor. Göçmenler, tekne biraz açıldıktan sonra Yunan sahil güvenlik botuna aktarılıyor. Türk karasuları sınırına gelindiğinde motorsuz bir şişme bota transfer edilen grup Ege'nin soğuk sularına terk ediliyor. Görüntülere bir aktivist grubunun yardımıyla ulaşan New York Times ekibi araştırmalarını sürdürüyor. Türk Sahil Güvenliği'nin göçmenleri kurtardığını yazdı. İzmir'de bir merkezde kalan Somalililerin terk edilen o grup olduğu anlaşıldı. Yunanistan, olayla ilgili gazetenin sorularını yanıtsız bıraktı. Atina yönetimi sığınmacılara kötü muamele yapıldığı yönündeki suçlamaları sürekli olarak reddediyor. Ancak görüntüler, göçmenlerin kaderlerine terk edildiğini gözler önüne seriyor. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı 81 il valiliğine AFET'lilerin geri dönüş işlemleri ve yol masraf ödemeleri konulu genelge gönderdi.
Genelgede diğer illerden afet bölgesine, afet bölgesinden geçici olarak yaşadıkları diğer illere gidiş dönüş yapmak isteyenlerle ilgili tahliye taleplerinin karşılanması işlemlerinin kesintisiz şekilde devam ettiği belirtildi. AFS'de vatandaşların geri dönüş ve yol masraflarının karşılanması ve işlemlerinin yürütülmesi için valilik, kaymakamlık bünyesinde oluşturulan birimlerin görevlerine devam edeceği vurgulandı. İhtiyaç durumunda teknik ekipman ve personel bakımından destek sağlanacağı ifade edildi. Başvuru noktalarının adres ve iletişim bilgileri valilik, kaymakamlık, internet ve sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılacak. Yol masraf belgesi talep eden depremzede vatandaşlar tahliye.afat.gov.tr adresinden sisteme giriş yapabilecek. Müracaat noktalarına başvuran AFZ'lilerin de bilet ücretleri karşılanacak. Kendi imkanlarıyla bilet alan AFZ'lilerin talep etmeleri halinde bilet ücretleri ödenecek. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası nakillerini farklı illere aldıran 82.405 öğrencinin illerine tekrar geri döndüğünü açıkladı. Bakan Özer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada deprem bölgesinde illerine geri dönen öğrencilere ilişkin sayıları paylaştı. Kahramanmaraş'ta 26.361, Hatay'da 15.431, Malatya'da 12.051 öğrenci, Adıyaman'da ise 10.652 öğrenci illerine geri döndü. Bakan Özer'in paylaştığı verilere göre 10 ilde 82.405 öğrenci eğitim öğretim hayatını devam etmek için illerine geri dönüş yapmış oldu. Cumhurbaşkanı seçiminin 28 Mayıs Pazar günü yapılacak ikinci tur oylaması için yurt dışı temsilcilikler ve gümrük kapılarında oy verme işlemi başladı. Sandık başına erkenden gelen kurul üyeleri yeminlerini ederek sandıkları mühürledi. 28 Mayıs'a kadar yurt dışı seçmen kaydı bulunan vatandaşlar oylarını kullanabilecek. Sevindim. İki defa kullanmak, iyi ki kullanabildik yani. Girerken burada kullanmıştım. 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimi için takvim işlemeye başladı. 40'ın üzerindeki gümrük kapılarında oy kullanma işlemleri devam ediyor. Yurt dışına kayıtlı seçmenlerin oy kullanabildiği gümrük kapılarında sandık kurulu sabah saatlerinde yeminlerini ederek görevlerine başladı. Türkiye Cumhurbaşkanı seçmek için ikinci kez sandığa gidiyor. İstanbul Havalimanı'nda da sandıklar kuruldu. Yurt dışı seçmen nüfusuna bağlı seçmenler bu sandıklarda oylarını kullanıyor. Seçmenler seyahatleri öncesinde sandıkların yolunu tuttu. Mutluyuz, umutluyuz. Yine burada kullandım. Evet, Zürih'ten geliyorum. İnşallah sorunsuz, sıkıntısız bir şekilde sonuca ulaşır. Hayırlısı olur ülke için. Sabiha'da tam denk geldi. Yurt dışından gelmiştim. Tayland'dan. Orada kullandım. İkincisi de buradan nasip oldu. Oy kullanmadan ayrılmak istemedim ülkeden. Hakkımı kullanmak istedim. Şimdi seyahatim vardı. O yüzden burada kullanmayı tercih ettim. Ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum öncelikle. Bakalım bu seçimin sonucunu göreceğiz. Şimdi Türkiye aktarmalı başka bir yere gittiğimiz için gümrük kapısında kullanıyoruz. Biraz daha erkenden gelmiştik aslında kalabalık olur diye ama gerek kalmadı. Gayet çok sayıda sandık var burada. Kara ve deniz gümrük kapılarında da seçmenler kimlikleri veya pasaportları ile gelerek oylarını kullandı. Yüksek Seçim Kurulu aynı zamanda 73 ülke ve 151 temsilciliğinde 167 noktada sandık kurulları oluşturdu. Seçmenler ilan edilen tarih aralığında yerel saatle 09 ile 21 arasında oy kullanabilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter'dan yaptığı paylaşımda gençlere seslendi. Siyasi başarısızlıklarına, sizleri de ortak etmek isteyenlerin yalanlarına, çizmeye çalıştıkları o karanlık tabloya aldırış etmeyin dedi. Erdoğan Twitter hesabından Hazreti Mevlana'dan yaptığı paylaşımda testinin içinde ne varsa dışına da o sızar sözüne atıf yaptı. Dipsiz karanlıklarda debelenenler umut veremez, vizyonu, hayali, ideali, hedefi olmayanlar ufuk çizemez dedi.
gençlere 28 Mayıs çağrısı yaptı. Siyasi başarısızlıklarına, sizleri de ortak etmek isteyenlerin yalanlarına, çizmeye çalıştıkları o karanlık tabloya lütfen aldırış etmeyin ifadelerini kullandı. Erdoğan 21 yıllık iktidarlarındaki icraatları hatırlattı. Bugün her türden sanat etkinliğinin rahatça düzenlenebildiği, uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapan, sporun, müziğin, bilimin, teknolojinin hiç olmadığı kadar hayatımızın içinde yer aldığı bir Türkiye'de yaşıyoruz. 28 Mayıs'tan sonra Türkiye yüzyılının inşasına da sizlerle birlikte başlayacağız dedi. CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, yurt dışı ve gümrük kapılarında ikinci tur oy verme işlemleri öncesi gurbetçilere çağrı yaptı. Bu seçimden öte referandumdur diyen Kılıçdaroğlu, ülkemiz için son çıkıştayız, vatanınız için oy verin dedi. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız güzel ülkemizin geleceği için bir kez daha sandık başına gidecek. Gurbette olan, sıla hasreti çeken soydaşlarımız, vatandaşlarımız, dünyanın neresinde olursanız olun, bu seçimde sandığa gitmek bir vatan borcudur. Çünkü bu mesele artık bir seçimden öte bir referandumdur. Bir önceki referandumun ardından neler yaşadığımızı gördünüz. Bu seferki ise ülkemiz için son çıkıştır. Sandığa gelin, etrafınızdakileri de sandığa getirin. Vatanınız için oy verin. Unutmayın, 28 Mayıs'ta oylarınızı korumak üzere 1 milyon kişi sandık başında olacağız. Bu demokrasi mücadelesine omuz vereceğinize yürekten inanıyorum. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 14 Mayıs seçimlerinin ardından ilk kez kameraların karşısına geçti. İkinci turun 0-0 olarak bittiğini belirtti. Bunun aslında bir referandum haline dönmesi gerektiğini söyledi. İkinci turdaki yol haritası, seçim stratejisini de anlattı. Dinleyelim. Sayın Kılıçdaroğlu'nun sandığa gitmeyen, geçersiz oy atan, Sayın Erdoğan'a oy vermeyen seçmen, Sayın Kılıçdaroğlu'na verilen oy düşüldükten sonra 12 milyon potansiyel seçmenimiz var. Bu seçim 0-0'la başlayan ve bir referandum haline dönmesi gereken bir seçim oluyor. 28 Mayıs'taki ikinci tur için referanduma dönüştü değerlendirmesi yaptı. İYİ Parti lideri Meral Akşener, 14 Mayıs seçimleri sonrası ilk kez kameraların karşısına geçti. Kılıçdaroğlu'nun arkasındayız mesajı verdi. Sayın Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı seçilmesi lazım ki bu ucube sistemin en azından denge ve denetleme mekanizmasının oluşabilmesi için. Sayın Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı adayımız olarak gösterdik. Arkasında dün durduk, bugün duruyoruz ve seçim gününe kadar da elimizden ne geliyorsa seçilmesi için yapacağız. Akşener ikinci tur seçim kampanyasında izleyeceği yol haritasını da anlattı. İstanbul'da da yoğun bir saha çalışması programı olacak. Kapı zili çalmak dahil olmak üzere mikro bazda bir çalışma yapacağım. Miting olmayacak. Biz şimdi çok az bir oyu konsolide etmek zorundayız. Yapacağımız iş tek tek ikna. Şimdi ben kendi partime de Sayın Kılıçdaroğlu'na da oy istedim. Şu anda sadece Sayın Kılıçdaroğlu'na oy isteyeceğim. Bu sefer daha kolay işimiz. Akşener'in gündeminde ikinci tur destek arayışı için Ata İttifakı ile ilgili görüşme de vardı. Kendisine Sayın Oğan veya bir başka arkadaşımız dahil olmak üzere, buna Sayın İnce de dahil, her türlü yetkiyi, görüşme etkisini, onların varsa talepleri, o talepleri yerine getirme yetkisini verdik. Seçim güvenliğine ilişkin de konuştu. Yeni bir sistem kuruyoruz. Seçim günü ıslak imzalı bütün tutanakları bizim ilçelerimiz Cumhuriyet Halk Partisi ilçesine, onlar illerimiz Cumhuriyet Halk Partisi iline ortaklaşarak da sonra da genel merkezlere gönderilecek. Tek bir alanda toplayacağız. Cumhurbaşkanı seçiminde birinci turda %5,17 oy alan Ata İttifakı adayı Sinan Oğan'ın ikinci turda kimi destekleyeceği merak konusu.
OAN ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ bir araya geldi. 28 Mayıs'ta gerçekleşecek ikinci tur için geri sayım sürerken siyasi trafik de hızlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'la İstanbul'da bir araya geldi. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise Ata İttifakı bileşeni Zafer Partisi'nin Genel Başkanı Ümit Özdağ ziyaret etti. Görüşme trafiği sonrasında Zafer Partisi'nde Genel İdare Kurulu toplandı. O toplantı öncesinde de Oğan ve Özdağ bir görüşme yaptı. Özdağ görüşmeyi sosyal medya hesabından paylaştı. Ata İttifakı'nın hangi adaya destek vereceği konusunda ise henüz bir karar almadığı öğrenildi. CHP sözcüsü Faik Öztürk ikinci tura kalan Cumhurbaşkanı seçimiyle ilgili konuştu. Sığınmacıların sayısının her geçen gün arttığını belirterek demografik yapımız tehdit altında dedi. Milletin ilk turda adaylardan hiçbirine vize vermediğini hatırlatan Öztürk, varsa kırgınlıklar, küskünlükler sonra konuşacağız dedi. Büyük değişimler her zaman bir anda olmuyor. Büyük zaferler kolay kazanılmıyor. Bu seçimde korktum yok. Kırıldım yok, küstüm yok, biz önce seçimi alacağız, varsa kırılganlıkları, küskünlükleri her şeyi daha sonra konuşacağız. O yüzden şimdi Türkiye için karar ver. 28 Mayıs'taki ikinci tur Cumhurbaşkanı seçimine ilişkin bu mesajları verdi. Yeni bir sayfa açıyoruz dedi. Milletimiz birinci turda adaylardan hiçbirine vize vermedi. Mevcut hükümetin başı vatandaştan vizeyi alamadı. Partisi de önceki seçime göre 30 milletvekili kaybetti. Şimdi ikinci tur için yepyeni bir sayfa açıyoruz. CHP sözcüsü Faik Öztürk, sığınmacıların sayısının her geçen gün arttığını söyledi. Demografik yapımız tehdit altında dedi. Sığınmacılar sadece ekonomik dengeleri değil, sosyal dengeleri de çatırdatıyor. Ülkemizin sosyal, kültürel, ekonomik altyapısı giderek çölleşiyor. Demografik yapımız tehdit altında. Suriyeliler en kısa sürede evine dönsün diyenler ise mührü Kemal Kılıçdaroğlu'nun olduğu tarafa basacak. Öztürk'ün gündeminde ekonomideki gelişmeler de vardı. Genç işsizlik rakamları üzerinden eleştirilerini sıraladı. TÜİK'in makyajlı verilerine göre 3 milyona yakın gencimiz ne bir işte ne de okuyor, ne de çalışıyor. Ev genci olmuş. Bu ucube yönetim insan sermayemizi tüketiyor. Çalışabilen gençlerimizi aldığı ücret ve maaş mutlu etmiyor. Mecliste 28. dönem için milletvekili kayıtları başladı. Yeni dönemin ilk kaydını MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy yaptırdı. Eşiyle birlikte meclise geldi Ersoy, çiçek ve çikolatayla karşılandı. Çiçek ve kolonya ile karşılandı, çikolata ikram edildi. 28. dönem için mazbatasını alıp kaydını yaptıran ilk milletvekili MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy oldu. Ersoy, kayıt yaptırmaya gelen ilk milletvekili olduğunu öğrenince şaşkınlığını gizleyemedi. Bilmiyordum ilk geldiğimi, hani geliyorlardır diye düşündüm. Erken gelmişim. 14 Mayıs'ta 28. dönem milletvekili seçimiyle mecliste yeni dönem için hazırlıklar yapıldı. Mazbatasını alarak kayıt yaptıracak milletvekilleri için meclis şeref holünde kayıt masaları oluşturuldu. MHP'li Ayşe Sibel Ersoy, meclis kaydını yaptıran ilk milletvekili oldu. Milletvekili rozetini takan Ersoy, yeni dönem için ilk mesajını da verdi. İnşallah genel kurulda da kadınların o hoşgörüsü, nezaketi, zarifliği yansır diye düşünüyorum. Çünkü bazen bayağı gergin ortamlar oluyor. Tabii daha güzel olacak. Herkesin sesinin olduğu bir genel kurul olacak aslında. O açıdan bakıldığınızda bütün vatandaşlarımızı kapsayacak bir genel kurul olacak. Meclis, Yüksek Seçim Kurulu'nun milletvekili seçimleri kesin sonuçlarının ilan etmesini takip eden 3. gün açılacak. Milletvekilleri genel kurulda yemin edecek. Genel kurulu ise en yaşlı üye sıfatıyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yönetecek. Bahçeli yeni meclis başkanı seçilene kadar geçici başkan görevini yürütecek. Türkiye 28 Mayıs'ta bir kez daha sandık başına gidiyor. Peki seçim takvimi nasıl işleyecek? Propaganda yasağı ne zaman başlayacak? Sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte adım adım YSK'nın ikinci tur takvimi. Türkiye 13. Cumhurbaşkanını seçmek için bir kez daha sandık başına gidecek.
28 Mayıs Pazar günü yapılacak seçim için takvim işlemeye devam ediyor. Resmi gazetede yayınlanan kesin sonuçlara göre Cumhurbaşkanı seçiminin birinci tur oylamasında 55.833.153 kişi oy kullandı. Seçime katılım oranı %87,04 olarak gerçekleşti. Erdoğan %49,52, Kılıçdaroğlu %44,88 ve Oğan %5,17 oy oranına ulaştı. Yüksek Seçim Kurulu'nun takvimine göre yurt dışındaki 73 ülkede ve Türkiye'deki 46 gümrük kapısında 28 Mayıs seçimleri için oy verme işlemi başladı. Cumhurbaşkanı adaylarının propaganda süresi 27 Mayıs saat 18'de sona erecek. Seçim yasakları da o saat itibariyle başlayacak. 28 Mayıs'ta Türkiye sandık başında olacak. 29 Mayıs Pazartesi günü Cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçları duyurulacak. İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından 1 Haziran'da kesin seçim sonuçlarının ilan edilmesi bekleniyor. 14 Mayıs'ta yapılan milletvekili seçimlerine ilişkin itiraz süreci ise devam ediyor. Yüksek Seçim Kurulu 24 Mayıs Çarşamba günü saat 17'ye kadar itirazları almaya devam edecek. YSK belirleyeceği bir günde toplanarak itirazları değerlendirip karara bağlayacak ve milletvekili seçimi kesin sonuçları resmi gazetede yayımlanacak. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Necip Hablemitoğlu cinayetinin tetikçiliğini yaptığı iddia edilen Ahmet Tarkan Numcuoğlu ve FETÖ sanığı Enver Altaylı'nın da aralarında bulunduğu 6 sanığın tahliyesine itiraz etti. Davanın savcısı itiraz dilekçesinde sanıklardan Levent Göktaş'ın soruşturma aşamasında yurt dışına kaçtığını, bir diğer sanık Nuri Gökhan Bozkır'ın ise yurt dışındayken hakkındaki kırmızı bültene istinaden Türkiye'ye iade edildiğini hatırlatarak iki sanığın yeniden firar edebileceklerine dair şüphenin bulunduğu yönünde görüş bildirdi. 2002'de öldürülen Necip Hablemitoğlu suikastinin soruşturması 20 yıl sonra tamamlanmış, 10 sanık hakkında dava açılmıştı. Önceki gün görülen duruşmada tutuklu 6 sanık tahliye edilmişti. İddianamede FETÖ elebaşı Gülen'in de aralarında olduğu 7 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. Türk halk müziği sanatçısı ve oyuncu Nuri Sesi Güzel 86 yaşında yaşama veda etti. İstanbul'da hastanede tedavi gören usta sanatçı çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Karşılıksız sevenler hiç mutlu olmaz derler. Beni mecnun ettin bülbül avazdım. Sarı sabahlık, ağlayan gözlerim, saç beyaz olmuş. Bir döneme bu türkülerle damga vurmuştu. Usta sanatçı Nuri Sesi Güzel, 86 yaşında hayata veda etti. Senin en güzel yerin, kahverengi gözlerin, gözlerin yar gözlerin. Sesi Güzel, 1937 yılında Şanlıurfa'da doğdu. 13 yaşında çok sevdiği halk müziğine gönül verdi. İlk sazını 14 yaşında eline aldı. 1961'de İstanbul Radyosu'nun açmış olduğu sınavları kazandı, radyo sanatçısı olarak profesyonel sanat hayatına başladı. Sesiyle plak şirketlerinin ilgisini çekince 300'ü aşkın plak doldurdu. 1963'te sinemaya başladı. Kara Yılan, Fabrikanın Gülü, Kara Tren ve Aşk Türküsü başta olmak üzere yaklaşık 40 sinema filminde rol aldı. Mecnun edip beni düşürdün dile. 86 yaşındaki sanatçı İstanbul Beylikdüzü'ndeki bir özel hastanede tedavi görüyordu. Gece saatlerinde doktorların çabasına rağmen hayata tutunamadı. Kalp yetmezliği olan, kalp bil olan, ritim bozukluğu olan, diyabeti olan bir hastamızdı. Maalesef çoklu organ yetmezliğine girdi. Biz çocukları olarak çok çok üzgünüz. Ailemizin, sevenlerinin, bütün Türkiye'nin başı sağ olsun. Babamızı Rabbimize teslim ettik. Kabri nur olsun, nurla dolsun. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sanatçının ölümüyle ilgili sosyal medyadan paylaşım yaptı. Erdoğan, kıymetli sanatçımızın ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu da başsağlığı mesajı paylaştı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları ile görüştü. Üçlü görüşmede barış anlaşması meselesi ele alındı. Lavrov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan, Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya geldi. Toplantının basın açık kısmında konuşan Lavrov, Güney Kafkasya'da istikrar ve barıştan yana olduklarını söyledi. Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin yaptığı anlaşmaların önemine işaret ederek bunlara alternatif bulunmadığı kanaatindeyiz dedi. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov da Ermenistan'la ilişkilerin iyileştirilmesinin önemine vurgu yaptı. Savaş sonrası durumun iyileştirilmesiyle ilgili süreçten yanayız dedi. Mirzoyan ise Azerbaycan'la ilişkilerin iyileştirilmesi sürecinde ilerleme kaydedildiğini söyledi. İleride gerilimin artmasına izin verilmemesi gerektiğini belirtti. Rusya-Ukrayna savaşında önemli bir gelişme yaşandı. Rus paralı asker grubu Wagner, Ukrayna'nın Bahmut kentinin tamamen kontrol altına alındığını açıkladı. İddia Ukrayna tarafından yalanlandı. Durum kritik ama çatışmalar devam ediyor denildi. Stratejik önemdeki Bahmut şehri, savaşın en uzun süre çatışmaların yaşandığı kanlı cephesi olarak biliniyor. 20 Mayıs 2023 года. Rus paralı asker şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeni Prigojin, aylardır ele geçirmeye çalıştıkları Bahmut'un tamamını kontrol altına aldıklarını duyurdu. Rusya haberi henüz doğrulamadı. Ukrayna ise iddiayı reddetti. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin G7 Liderler Zirvesi için Japonya'da olduğu anlarda Prigojin, şehrin kontrolünü tamamen ele geçirdiklerini duyurduğu bir video yayınladı. Ev ev şehri tamamen ele geçirdik dedi. Videoda Prigojin'in elinde Rus bayrağı tutarken arkada paralı askerlerin olduğu ve yıkılan Bahmut tren istasyonunun yanında durduğu görülüyor. 25 Mayıs'tan itibaren birliklerini dinlenme ve eğitim için Bahmut'tan çekeceklerini belirten Prigojin, şehrin kontrolünü bu tarihten itibaren Rus Savunma Bakanlığı'na devredeceklerini açıkladı. Prigojin'in konuşması sırasında arkadan patlama seslerinin geldiği duyuldu. 22 года. Paralı asker şirketinin sahibi Zelenski'ye de seslendi. Bugün Biden'ı gördüğünde onu alnından öp ve benden selam söyle. Postreel. Prigojin'in Rusya'ya yönelik eleştirileri de vardı. Rus bürokrasisi, Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu'nun kaprisleri ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov yüzünden olması gerekenden 5 kat daha fazla insan öldü dedi. Ancak Ukrayna Savunma Bakanı Yardımcısı, şehrin ellerinden çıktığı haberini reddetti. Bahmut'ta durum kritik, ağır savaş devam ediyor dedi. Hakkari'de askerleri taşıyan zırhlı araç zapt suyuna düştü. 12 asker kepçelerle kurtarıldı. Kaza Hakkari-Van Karayolu'nun üzerindeki köprüde meydana geldi. Askerleri taşıyan zırhlı araç yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Zapt suyuna düşen aracı köylüler fark etti. Jandarma ve köylülerin yardımıyla zırhlı araçtaki askerler iş makineleriyle kurtarıldı. Yaralı askerler hastaneye kaldırıldı. Tedavisi süren askerlerin durumu iyi. Burdur'da alkollü ve ehliyetsiz sürücü kazaya neden oldu. Yine aynı kentte alkollü sürücü polise zor anlar yaşattı. Tunceli'de Muzur Çayı'na düşen kamyondaki iki kişiyi ekipler kurtardı. Bursa'da ise kazayı gördükten sonra yavaşlayan araca başka bir araç çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı. Ehliyeti yoktu. Üstüne bir de alkollüydü. Tıra çarpan sürücü 3 kişinin yaralanmasına neden oldu. 17 yaşındaki İzzet K. Burdur Fethiye yolunda ilerliyordu. Yanında iki arkadaşı da vardı. Sürücü bir süre sonra direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yol kenarında duran tıra çarptı. Bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Yapılan testte sürücünün 1.61 promil alkolü olduğu ortaya çıktı. Bu görüntülerde Burdur'dan. Polis ekipleri dur ihtarına uymayan YC'nin peşine düştü. Aracı ekiplerin üzerine süren YC, bir polisin yaralanmasına sebep oldu. Kolu kırılan polis hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri aracın lastiklerini ateş ederek YC'yi durdurabildi. 2.41 promil alkolü çıkan sürücü ve yanındaki arkadaşı gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Burası da Tunceli. Kontrolden çıkan kamyon Muzur Çayı'na düştü. Bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Kamyonda mahsur kalan iki kişi halat yardımıyla kurtarıldı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken kamyon vinç yardımıyla çaydan çıkarıldı. Bursa'daki kaza Orhan Gazi Kavşağı'nda yaşandı. Bir otomobil bariyerlere çarptı. Kazayı görüp yavaşlayan bir araca da arkadan gelen otomobil çarptı. Kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Bir süre trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesiyle normale döndü. İspanya'da Zaragoza şehrindeki hava üstünden kalkan F-18 savaş uçağı gösteri test uçuşu sırasında kontrolünü kaybederek düştü. Pilot kendini kurtardı. Uçağın düşme anları da bir kameraya yansıdı, bakalım. F-18 savaş uçağı otoyola düştü. Pilot fırlatma koltuğu sayesinde kurtuldu. Görüntüler İspanya'nın Zaragoza şehrinden. Gösteri uçuşu yapmak için havalanan F-18 savaş uçağı bu sırada kontrolünü kaybetti. Düşen uçak yerde dev bir alev topuna döndü. Pilotun fırlatma koltuğunu kullanarak kurtulmayı başardığı ve hayati riskinin olmadığı öğrenildi. Olay anı saniyesi saniyesine kaydedildi. Çevredekilerin şaşkınlıkları ise görüntülere yansıdı. Bölgeye çok sayıda ilk yardım ekibi ve polis yönlendirildi. İspanya Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-18 savaş uçağını şehrin yaklaşık 16 kilometre dışında yer alan askeri yerleşkenin içinde düştüğünü açıkladı. Kazanın nedeni henüz bilinmiyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. G7 Liderler Zirvesi Japonya'nın Hiroşima kentinde başladı. Liderler Ukrayna'ya destekte tereddüt etmeyeceklerini belirttikleri bir bildiri yayınladı. 3 gün sürecek zirveye Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin de katılması bekleniyor. G7 liderleri Japonya'nın Hiroşima kentinde buluştu. ABD Başkanı Joe Biden Hiroşima'ya giden ikinci ABD Başkanı oldu. G7 zirvesi bu yıl Japonya'nın dönem başkanlığında Hiroşima'da düzenleniyor. Liderler Japonya Başbakanı Fumio Kishida tarafından Hiroşima Barış Anıtı Müzesi önünde karşılandı. Aile fotoğrafının ardından atom bombası saldırılarında hayatını kaybedenlerin anısına çelenk bırakıldı. ABD Başkanı Joe Biden, Barack Obama'dan sonra Hiroşima'yı ziyaret eden ikinci ABD Başkanı oldu. Liderler 3 gün sürecek zirvenin ilk oturumunu tamamladı. Toplantıdan Rusya'ya karşı birlik ve Ukrayna'ya destek mesajı çıktı. Rus birlikleri geri çekilmeden barışın gerçekleşmeyeceğini belirten liderler, Ukrayna'ya gerekli desteğin sağlanacağını açıkladı. Bu sırada Beyaz Saray'a yakın kaynaklar ABD Başkanı Biden'ın Ukraynalı pilotlara F-16 savaş uçağı eğitimi verme planını onaylayacağını belirtti. Bunun ABD'nin Ukrayna'ya F-16 göndermesi için bir adım olduğu kaydedildi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin de zirveye katılması bekleniyor. G7 zirvesi devam ederken protestocular da sokaktaydı. Ellerinde emperyalist G7 etkinliğine hayır, Ukrayna'dan elinizi çekin ve nükleer savaşa hayır yazılı pankartlar taşıyan göstericiler kent merkezinde protesto yaptı. Göstericiler ve polis arasında zaman zaman gerilim yükseldi. Kanada Başbakanı Trudeau'nun Güney Kore'de bacaklarını açıp poz vermesi tartışma yarattı. Görüntülerle ilgili Güney Kore'de kalpleri ısıttı yorumları yapılırken Kanada medyasında Kanada rezil mi oldu tartışması çıktı. Kanada Başbakanı Justin Trudeau poz verirken bacaklarını açtı. Kimi utanç kaynağı dedi, kimi takdir etti. Müzik
Kanada lideri G7 zirvesine gitmeden önce diplomatik ilişkilerinin 60. yılını kutlamak için Güney Kore'ye gitti. Güney Kore Ulusal Meclis Başkanı Kim Jin-pyo ile fotoğraf çektirdi. Fotoğrafları çekilirken Kim, Trudeau ile boy farkı hakkında şaka yapmak için parmak uçları üzerinde durdu. Trudeau, bunun üzerine bacaklarını iki yana doğru açıp boyunu daha kısaymış gibi göstermeye çalıştı. Güney Kore medyası Trudeau'nun hareketinden övgüyle bahsetti. Yaşananların kalpleri ısıttığını yazdı. Zira Güney Kore'de fotoğraflarda insanların aynı boyda çıkması için yapılan bu hareket saygı ayakları diye biliniyor. Kanadalı muhafazakar yayın True North ise bazı Kanadalıların Trudeau'yu yurt dışında yine Kanada'yı rezil etmekle suçladığını yazdı. Trudeau'nun pek çok hareketi bugüne dek uluslararası basında gündem oldu. Saç tıraşından tokalaşmalarına, üstsüz fotoğraflarından çoraplarına her hareketi manşetlere taşındı. Sırbistan'daki silahlı saldırıların ardından halk bir kez daha protesto gösterisi düzenledi. İçişleri Bakanı ve İstihbarat Ajansı Başkanı'nı saldırılardan sorumlu tutan göstericiler sorumluların istifasını talep etti. On binlerce kişi sokağa çıktı. Silahlı saldırılar nedeniyle hükümeti protesto etti. Sırbistan ay başında iki büyük silahlı saldırıyla sarsılmış, biri ilkokula düzenlenen saldırılarda 18 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıların ardından Eğitim Bakanı Branko Ružić'in istifa etmesi öfkeyi dindirmedi. On binlerce kişi bir kez daha Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da toplandı. Protestocular Ulusal Meclis binası önünden Gazela Köprüsü'ne yürüdü. Cumhurbaşkanı Vučić, İçişleri Bakanı Gašić ve Güvenlik Bilgi Ajansı Müdürü Vuli'nin istifasını talep etti. Kamuoyunda şiddet tanıtımı yapılmasının durdurulmasını da isteyen kalabalık, talepleri yerine getirilene kadar protestoların devam edeceği mesajı verdi. Sırbistan medyası 2000 yılından bu yana Belgrad'da en büyük kalabalığın toplandığını duyurdu. Protestolara eş zamanlı düzenlenen bir etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanı Vučić ise protesto çağrısında bulunanlara ilişkin tek yaptıkları şey şiddet ifadelerini kullandı. Muhalefette bir çözüm önerisiyle gelmesi yönünde çağrı yaptı. Sırbistan'da 3 Mayıs'ta Belgrad'da bir ilkokula düzenlenen saldırıda 8 öğrenciyle bir güvenlik görevlisi hayatını kaybetmiş, ertesi günde seyir halindeki araçtan etrafa ateş açılması sonucu 8 kişi yaşamını yitirmişti. İspanya büyük bir orman yangınıyla mücadele ediyor. Ülkenin batısında etkili olan alevler nedeniyle 700'den fazla kişi evlerinden tahliye edildi. Geceyi alevler aydınlattı. Orman yangını 2000 hektardan fazla alanı yok etti. İspanya'nın batısındaki Cáceres kenti yakınlarındaki dağlık bölgeler alevlere teslim oldu. 2500 hektar alanı küre çeviren yangını söndürmek için hummalı bir çalışma yürütülüyor. 165'i asker, 265'i itfaiye görevlisi olmak üzere 500'e yakın kişinin katıldığı söndürme çalışmalarına havadan 14 uçak ve helikopterle destek veriliyor. Sıcak hava ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangından dolayı ikinci dereceden tehlike alarmı verildi. Yangının çevredeki 3 yerleşim yerini tehdit ettiği gerekçesiyle 700'den fazla kişi evlerinden tahliye edildi. Bazı yollar trafiğe kapatıldı. İspanya geçtiğimiz yıl orman yangınlarında tarihin en kötü yıllarından birini yaşamış, 310 bin hektardan fazla alan yanmıştı. Bu, her yıl başlayan orman yangınlarından dolayı Mart ayından bu yana 40 bin hektardan fazla alan kül oldu. Meksika'daki yanardağda meydana gelen patlamalar ve kül yağışı günlük yaşamı olumsuz etkiledi. 22 kentte yüz yüze eğitim ara verildi. Popocatépetl yanardağında patlamalar durdurak bilmedi. Kül yağışı nedeniyle çevredeki okullar tatil edildi.
Meksika'da yer alan Popocatépetl yanardağındaki patlamalar günlerdir sürüyor. Yanardağ hem lav püskürtüyor hem kül yağdırıyor. Meydana gelen faaliyetler günlük yaşamda da aksamalara neden oluyor. Yanardağ faaliyetleri nedeniyle Puebla Eyaleti Valisi Salomon Céspedes, 22 şehirde okullarda yüz yüze eğitime ara verildiğini duyurdu. İkinci bir duyuruya kadar eğitime sanal ortamda devam edilmesi kararlaştırıldı. Vali paniğe neden olacak bir durumun oluşmadığını söyleyerek halka sakin kalma çağrısı yaptı. Popocatépetl yanardağındaki patlamalar ve kül yağışı hava ulaşımını da olumsuz etkilemiş, Puebla Uluslararası Havalimanı pistlerinde kül yağışı nedeniyle biriken küllerin temizlenmesi için uçuşlar bir gün süreyle askıya alınmıştı. Bir yıldan fazla süredir faaliyetlerinde artış görülen yanardağda geçen yıl toplam 113 patlama meydana gelmişti. 2023'ün başından bugüne kadar kaydedilen patlama sayısı ise 503'e ulaştı. Sivas'ta hortum paniği yaşandı. Kısa sürede büyüyen hortum çatıları uçurdu. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Zara ilçesinde sabah saatlerinden itibaren yağmur ve rüzgar etkiliydi. Öğle saatlerinde ise ortaya bir anda hortum çıktı. Kızılırmak Nehri yakınlarında bulunan evlerin çatıları uçtu. Kopan parçalar havada kendi etrafında dönmeye başladı. Olayda neyse ki yaralanan kimse yok. Hortum kısa süre sonra gözden kayboldu. Haftalardır önce Kastamonu'nun Cide ilçesinde karaya oturan yük gemisinde konteynerlerin tahliye çalışmaları sürüyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle zaman zaman çalışmalara ara veriliyor. Gemideki 490 konteynerden şimdiye kadar 100'ü tahliye edildi. Bütün ışıkları yanar vaziyette. Kıyıya doğru açıldığını gördük köyden. Sonra sabah baktık kıyıya vurmuş gemi. Günler önce karaya vurdu. Yan yatmaya başlayan gemiyi kurtarmak için başlatılan çalışmalar sonuç vermedi. Geminin tahliyesine karar verildi. O çalışmalar hala devam ediyor. Bayağıdır çalışma sürüyor. Battığı günden beri. Maren adlı yük gemisi Yunanistan'daki Pire Limanı'ndan Gürcistan'a gidiyordu. 2 Nisan'da Kastamonu'nun Cide ilçesi açıklarında dümeni kilitlenen gemi, Alayazı köyü yakınlarında karaya oturdu. Alt kısmında yarıklar oluşan geminin üzerindeki konteynerleri tahliye çalışması başlatıldı. Morköller var, vinçler, işte çalışıyorlar. Çalışmalar zaman zaman olumsuz hava koşullarına takılıyor. Şimdiye kadar 490 konteynerden 100'ü tahliye edilerek Samsun Limanı'na gönderildi. Konteynerler, gümrük çalışanlarının incelemelerinin ardından başka bir gemiyle Gürcistan'a gönderilecek. Boşaltılan geminin parçaları ayrılarak hurdaya çıkarılması planlanıyor. Adıyaman'da depremzedeler yaralarını sarmaya çalışırken zaman zaman da hırsızlarla mücadele etmek zorunda kaldı. Hırsızlar depremzede Faruk Yıldız'ın ağır hasar alan iş yerinde hiçbir şey bırakmadı. Yıldız son çare olarak iş yerinin önüne hırsızlar için üzerinde çalınacak bir şey kalmadı yazan levha koydu. Sayın hırsız kardeşim, içeride çalınacak bir şey kalmadı. İçeriye boşuna girmenin bir anlamı yok. Hırsızlardan bir türlü kurtulamadı. Son çare kapısı bile olmayan iş yerine uyarı yazısı koymakta buldu. Depremde hayatı altı üst olan esnaf hırsızlardan kurtulmak istiyor. Depremde insanları canlı kurtarmanın peşine düşmüşken hırsızlar kendi işinin peşine düştü. İş yerimizde ne var ne yok hepsini çaldılar. Faruk Yıldız, Kahramanmaraş merkezi depremleri Adıyaman'da yaşadı. İş yeri ağır hasar alan Yıldız o günden sonra yaralarını sarmaya çalışırken bir taraftan da hırsızlarla mücadele etmeye başladı. Ağır hasar alan iş yerine defalarca hırsız girdi. Terazi çalındı, doğalgaz saatimiz çalındı, elektrik kablo tesisatımız komple çalındı. Büro ofis mobilyalarımız her şey çalındı. Yani kameralarımız çalındı. Masa sandalyemiz çalındı. Buzdolabı ve ocağımız çalındı. Faruk Yıldız son olarak iş yerine girmeyi planlayan hırsızlara bir not yazdı.
Levhaya çalınacak bir şey kalmadı yazan Yıldız, binanın ağır hasarlı olduğunu belirterek hırsızları da uyardı. Bina ağır hasarlı, seni düşünüyorum diye bir levha astım. İstanbul'da bir iş insanının villası soyuldu. Kasadan milyonlarca liralık mücevher çalınan soyguncu iş insanının şoförü çıktı. Olay Çekmeköy'de yaşandı. İş insanının evde olmadığı bir saatte silahlı iki soyguncu villaya girdi. İçeride iş insanının eşi ve kızı vardı. Maskeli soyguncular anne ve kızının başına silah dayayarak kasayı açtı. Açtırdı. İki hırsız 320 bin euro değerindeki mücevher, 5 bin euro, 1000 dolar nakit para ve garajdaki otomobille kaçtı. Araç ormanlık bir yerde terk edilmiş halde bulundu. JASAT ekipleri evin şoförü ŞP'nin peşine düştü. Şüpheli evinde mücevherlerle yakalandı. Suçunu itiraf eden şoför mücevherlerin bir kısmını sevgilisine, bir kısmını da suç ortağı MÇ'ye verdiğini itiraf etti. JASAT ekipleri MÇ'yi de kısa sürede yakaladı. İki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken mücevherler sahiplerine teslim edildi. Dolandırıcılar bu sefer de büyü yalanıyla onlarca kişiye hedef aldı. Sakarya'da sahte ilanlarla ağlarına düşen 235 kişiyi dolandıran şüpheliler polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sosyal medyadan büyü ilanı verdiler. 235 kişiyi 1 milyon 645 bin lira dolandırdılar. Sakarya'da polis ekipleri sosyal medya üzerinden yüzlerce kişiyi dolandıran bir çetenin peşine düştü. Sakarya ve Eskişehir'de düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramada yüklü miktarda nakit para ve banka kartları ele geçirildi. Şüphelilerin büyü ilanlarından kendilerine ulaşan 235 kişiden toplam 1 milyon 645 bin lira para topladığı tespit edildi. Ayrıca üniversite öğrencilerine de kar verme vaadiyle kredi çektirerek 750 bin lira haksız kazanç elde ettikleri belirlendi. Adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Vakıfbank 6. kez Avrupa şampiyonu oldu. Vakıfbank kadın voleybol takımı finalde Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yenerek kupayı kazandı. Voleybolda kadınlar... Şampiyonlar Ligi süper final maçında Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yenen Vakıfbank şampiyon oldu. Vakıfbank kadınlar voleybol takımı bu zaferle 6. kez Avrupa şampiyonluğuna uzanmış oldu. Bir reklam. Ana haberi tamamladık efendim. İyi akşamlar.